A kan grubunda olanlar el kaldırsın. A kan grubunda olanlar çok az. 1, 2, 3. Bu kadar mı? 3 kişi. Okey. Peki bir daha. A'lar el kaldırsın. A kan grubu 3 kişi. B kan grubu. Zaten hayır, bu kadar B'nin bir arada olması mümkün değil aslında. Ha, seni saymadık o zaman. Ha, bilmiyorsun. Peki seni AB yazıyorum. Ta seni AB. Yok, şeyimiz olsa bakardım sana, ben çok güzel kan grubu bakarım da çünkü. Şimdi B'ler el kaldırsın, B'ler bir daha. 1, B, 7, 0. Sıfır mısın sen? Seni de sayıyorum. Yok, seni de... 0, 4 oldu. Evet, AB, seni AB yazıyorum. AB bir kişi, peki. RH pozitifler. Neredeyse herkes. Peki negatifler el kaldırsın. 2, 3. 3 kişi. Şimdi şurayı topladığımızda 10, 14, 15. 15, 12 topladığımızda 15. Aynı mı? Aynı. Tamam, oldu. Evet, aslında bunu yapmamamız gerekiyordu. Ne yapmamanız gerektiğini söylüyorum. İkisini de ayrı ayrı saymanız gerekiyor ki verilerinizin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Veri toplar, şu anda yaptığımız veri toplama işlemi. Bilimin temelinde bu var. Çok basit bir şey bile olsa en basitten başlamanız, en basitten en sıkı şekilde tutmanız gerekiyor. Şimdi bir de kombinasyonlara bakalım. A RH pozitif. A'ların hepsi, eminim RH pozitiftir. A RH pozitifler. A RH negatif. A RH negatif yok. B RH negatif var mı? Çok ilginç. Ben de B. Şimdi B RH negatif. Siz emin misiniz? Hem B olduğunuza hem negatif. İlginç. Çünkü yani mümkün değil, bu kadar küçük bir grupta 3 tane B RH negatif olması normalde mümkün değil ama oluyor. Olabiliyor. Ha? Şimdi bir kere şöyle, A'nın bu kadar az olması, B'nin bu kadar fazla olması aslında mümkün değil, beklenmeyen bir şey. Ama olabilir. Ama çok çok düşük bir ihtimal. Ama büyük ihtimalle kan gruplarınızı yanlış biliyor olabilirsiniz. Tekrar bir kan gruplarınıza baktırın. Bunlar fenotip mi, genotip mi? Fenotip, evet. DNA dışında baktığınız her şey fenotiptir. Tamam mı? DNA dışında baktığınız her şey fenotip. O da fenotip. O da fenotip. AB RH negatif, o da fenotip. Ama AB şeyi gösteriyor. AB genotipi direkt yansıtan bir kan grubu. AB genotipi direkt yansıtan bir kan grubu. Dolayısıyla AB RH negatif dediğin zaman onun genotipi de odur. Ama aslında bunun genotip yazarken böyle mi yazıyorduk kan gruplarının genotipini? Nasıl yazıyorduk? Evet, şeyleri böyle. Genotipleri yazarken böyle yazıyorduk. Şimdi unit faktör, bugün ne diyoruz unit faktöre? Gen, evet. Kromozom. İlgilendiren sadece bu kromozomdaki bu gen, bu kromozomdaki bu gen ve şu kromozomdaki şu gen. Şimdi 3 farklı gen. Şimdi bu kromozom, bu bölgesi AB0 geni. Çalışsın veya çalışmasın. Şimdi popülasyona baktığınız zaman AB0 geninin 3 farklı versiyonu var. Bunlardan bir tanesinde şurada C var. Atıyorum bu şeyler atmasyon. Harfler atmasyon, nükleotitler. Yani baz olarak burada C var, burada T var. C olduğu zaman burada birinci tipteki amino asiti sentezliyor. Şu başka bir amino asit takıyor buraya. Tamam? Yani iki protein arasında aynı protein ama sadece bir amino asit pozisyonu bakımından birbirinden farklı. O nedenle işlev olarak herhangi bir bozukluk yok. İşlevlerini yerine getirebiliyorlar. Ama antibody olarak farklı davranıyorlar. Farklı antijenlere farklı tepkiler veriyorlar. Bir de üçüncü bir versiyon daha var. Genin üçüncü bir versiyonu daha var. Genin bu versiyonunda promotör gitmiş. Genin her şeyi var ama promotörü yok. O zaman bu gen ne yapamıyor? Transkribe olamıyor. Bu genden protein sentezlenemiyor. Şimdi şu genden şöyle bir protein sentezleniyor. Şurasında birinci tip amino asit var. Şundan yine neredeyse aynı protein sentezini ama tek farkı şurada amino asit 2 var. Bunda protein yok. Tamam? Oldu mu? Şu sıfır, evet. Şimdi şuna A diyorum. A aleli. Şu B aleli. Şu da küçük i aleli. Tamam? Oldu mu? Evet, AB sıfırın aleli. AB sıfır kan grubu. Bak, AB sıfır kan grubunun 3 farklı aleli var.
Biri A, biri B, biri de 0. Şöyle, 0 kan grubun olması için bu aleli taşıman lazım. 0. Eğer bu aleli ve de 0 kan grubunda olman için, şimdi burada sadece birini gösterdik ya, bu diyelim ki bu çocuğun babasından gelen kromozom. Kaçıncı kromozom olduğunu da hatırlamıyorum. Diyelim ki kromozom 3, tamam mı? Bunu da atıyorum. Diyelim ki kromozom 3 üzerinde bu şey. Aynı kromozom 3'ten bir tane de annesinden aldı bu çocuk. AB0 bir tane de burada var. Şu da annesinden gelen, tamam mı? Geri kalan genlerin hepsi aynı yerlerde var. Oldu mu? Şimdi şunun da şeyi gidik, promotoru gidik. Bunun da promotoru gidik. Hem annesinden aldığında hem babasında. Yani promotoru gidik olana biz ne diyorduk? İyi aleli diyorduk. Evet, ya da sıfır aleli. Her ikisi de iyi. Bu durumda bu çocuk ne? Genotipi? Homozigot. Sıfır homozigot. Bu çocuk sıfır homozigot. Evet. Fenotipi ne? Sıfır. Tamam. Bunun fenotipi sıfır. Şimdi eğer şöyle olsaydı... annesinden aldığı IA olsaydı. Şimdi bu IA protein sentezleyebiliyor mu bu gen? Sentezleyebiliyor. Şu sentezleyebiliyor mu? Sentezlemesin, sorun değil. Biz buradan sentezliyoruz. Buradan bir sürü protein, A proteini böyle çıkıp eritrositlerin membranlarına yapışıyor. Tamam? Bu durumda bu çocuk hangi kan grubunda olur? A kan grubunda olur. Evet. Peki şöyle olsaydı, o zaman bu da yine A proteinleri üretirdi. Ve bu çocuğumuzun kanında sadece A proteini taşıyan eritrositler olurdu. Tamam? Şimdi şöyle düşünün. Bu sadece bir hücre. Tamam mı? Sadece bir hücreyi gösteriyoruz biz. Bu proteinler hangi hücrelerde ekspresi oluyor? Kırmızı kan hücrelerinde. Bakın sabahki konu. Sabahki konu. Sadece kırmızı kan hücrelerinde ifade olan bir gen. Ve bu proteini yapıp hücrenin membranına yapıştırıyor. A proteini yapmayı biliyorsa A proteini yapıp yapıştırıyor. B proteini yapmayı biliyorsa B yapıştırıyor. İkisini biliyorsa ikisini de sentezleyip yapıştırıyor. Ama sıfır homozigotsa ikisini de sentezleyemiyor. Hücre membranı bu proteinden yapıştıramıyor. Tamam? Sadece bir amino asitin farklı olması bile proteinin işlevini değiştirebilir. Şimdi burada bu ne zaman önemli? Sadece kan transfüzyonu yapacağınız zaman önemli. Yani birinin kanını alıp başka birine vermeniz gerekirse bir tek o zaman önemli. Onun dışında sizin sağlığınızı etkilemez. Şimdi televizyonlara çıkıp bir şeyler yapan zırtapozlar var. Yok işte A kan grubundaysanız şöyle besleneceksiniz de B kan grubundaysanız böyle beslenin. Lan eritrositin yüzeyindeki minik bir protein beslenmenden ne ilgisi var bunun, gerizekalı. Ve bunu yapan, bunu söyleyenler tıp doktoru. Bunlara tıp diplomasını veren tıp fakültelerinin, adam yanlış söylüyor, tıp fakültesinin, o adamı o dersten geçirmek. İşte o nedenle daha birinci sınıftan sıkı tutarak yanlış şeyler zırvalayan insanları geçirmemek gerekir ki yarın öbür gün ortada moleküler biyolog diye gezmesin. Dediğim gibi kan grupları birden fazla amino asitten iki veya üç amino asit olabilir. Tam emin değilim, tam hatırlamıyorum ama bu örnekte sadece bir amino asit diye gösteriyorum ben size. Biraz gerçek, biraz hipotetik gidiyoruz şimdilik. Tamam mı? Anladık mı buraya kadar? Şimdi bu üç kişiden biri homozigot. Kaç tanesi heterozigot olur bu durumda? İki kişi de heterozigot olması gerekiyor, evet. Aslında annenizin babanızın kan gruplarını da biliyor musunuz? Öbür A'lar B'ler biliyor mu? Tamam, çıkaralım onları o zaman. Annen A, baban sıfırsa bu durumda sen ne olursun? A sıfır, sen de A sıfırsın. O zaman A sıfırlar iki, zaten iki yazmışız. Üçüncü A kimdi? Tamam, o zaman sana da güzel. Bak, genetikçi böyle olur işte. Salladığı zaman tutturur. Olabilir. Kardeşin de A, sen de A'sın. Bu durumda ihtimal düşük ama. Ama olabilir. Ama yine de böyle kabul edelim. Peki B'ler? 7 tane B var. Evet. Herkes kendisi öngör... Ha bak, öngörü diyorum. Predict. Şu anda yaptığımız şey prediction. Tamam mı? Bunun adı prediction, öngörü. Yani bir takım verilerden yola çıkarak... Şimdi bu veriyi net olarak bilmemiz için bizim bu AB0 genini sekanslayıp nükleotit dizilimine bakmamız gerekir. Ama sekanslayıp nükleotit dizilimine bakmadan da annenin babanın kan grubuna ve çocuğun kan grubuna bakarak söyleyebiliyoruz. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama öngörüyoruz. Böyle olmak zorunda, başka bir ihtimal yok çünkü. Bunun adı prediction ve bilimin amacı prediction yapabilmektir. Prediction. Bir olay başınıza gelmeden önce başınıza gelecek olayı görmeniz demek. Bunu nasıl görüyoruz? Elimizdeki verilerden aynı olay tekrarlanmış, daha önce defalarca tekrarlanmış bu olaylara bakıyoruz
ve bizim elimizdeki verileri de bunların üstüne koyduğumuzda bu veriler bu şekilde bir araya geldiğinde sonucu daha önceki olaylarda böyle olmuş, o zaman bu olayda da böyle olur diyoruz. Bu prediction, tamam mı? Yani bilim ile bilim alanında olacakları olmadan önce söylemenin yolu budur. Prediction. Eğer prediction yapamıyorsanız susacaksınız. İhtimal varsa ihtimal söylersiniz. Sanıyorsanız ne sandığınızı söyleyebilirsiniz ama sizin ne sandığınızın çok bir önemi yok. Burada yaptığımız şey prediction. Dolayısıyla bir çocuk doğmadan önce o çocuğun hasta mı, sağlam mı olacağını söylemek prediction'dır. Yani biz rüyaya yatıp rüyamda böyle gördüm. Yok işte bilmem kim, bilmem ne şeyhi, bilmem nere şeyhi rüyasında böyle görmüş. O nedenle bu çocuk sağlam doğacak. Doktorlar buna şey dese bile, normal doğacak dese bile sen bunu doğur. Doğuyor. Sakat çocuğa sen mi bakacaksın? Hayır. Prediction. Bizim yaptığımız şey prediction. Yani ya da Türkçesi öngörü. Bir şeyin olacağını söylerken mutlaka elinizde bu şekilde pozitif verilerin olması gerekir. Elinizdeki pozitif verilerden. Veya şöyle de diyebilirsiniz. Annem de B kan grubunda, babam da B kan grubunda, ben de B kan grubundayım ama kardeşim sıfır kan grubunda. Onu söyleyebilirsiniz. Veya kardeşim de kardeşim B kan grubunda. O zaman kardeşin de B kan grubundaysa bu durumda homozigot B olma ihtimaliniz daha yüksek. İhtimal olarak söylüyoruz. Ama şöyleyse eğer ben B kan grubundayım, kardeşim sıfır kan grubunda, annem de babam da B kan grubunda. Bu durumda annenizin de babanızın da heterozigot B olduğunu söyleyebilirsiniz. Hiçbir şüphe götürmeden. Ama prediction'dır. %100 gerçek budur biliyorum demeniz için sekans yapmak dediğim şey DNA dizileme yapmanız gerekir. DNA dizi analizi yapmanız gerekir. Ama DNA dizi analizi yapmamıza gerek var mı? Yok. Niye? Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Başka bir ihtimal yok. Evet, prediction önemli yani. Yani biz bunları söylerken bir bilim insanı, gerçek bir bilim insanı bu şekilde bir öngörü yaptığı zaman, öngörü yapıyorsa eğer bu vahiy geldiği için değil. Çünkü Tanrı bilim insanlarına vahiy göndermez. Yani bilmiyorum. Ama yani bize göndermiyor. Annem B, babam A. Annem B, babam A. Ben B'yim. Dolayısıyla her ikisinin de heterozigot olması lazım. Çünkü abim sıfır. Evet. İkisi de heterozigot olmak zorunda. Evet, şimdi beyler ne diyorsunuz? Beyler tahmin edebildiniz mi kendinizi? O zaman 7 kişi var. Buna da şöyle diyelim. 4 kişi homozigot olsun. 3 kişi de heterozigot olsun. Tamam mı? 3 kişi de heterozigot olsun. Peki burada hepsi homozigot olmak zorunda. 4 kişinin 4'ü de homozigot. AB heterozigot olmak zorunda. Buna da 1 diyoruz. Bu durumda bu sınıfta toplam kaç kişi var? 15 kişi. Bu sınıfta toplam kaç alel var? AB 0 bakımından. Toplam kaç alel var? Bir kişi kaç alel demek? İkisi birbirinin aynısı da olabilir, birbirinden farklı da olabilir. Ama bir kişi demek her bir genin iki kopyası demek. Bir kişi her bir genin iki kopyası demek. Evet, bu da iki alel. İki alel birbirinin aynısı olabilir veya farklı olabilir. Önemli değil. Bu durumda burada toplam kaç alel var? 30 alel var. Şimdi buradaki alel sayısını bulacağız. Tamam mı? Şimdi elimizde kaç tip alel vardı? A var, B var ve de İ var. Şu bir kişide kaç tane A aleli var? 2. Homozigot çünkü. Homozigotlarda 2 tane aynı alelden. O zaman 2. Şu heterozigot 2 tane de burada var. 2 artı 2 eşittir 4 tane bizim bu popülasyonda. Aşağıdan devam edelim. Bir de şu var, bir de burada var. Artı 1. 5 tane A aleli var. Şimdi B'ye geçelim. B kimlerde var? Şurada yok. Şurada kaç tane var? Burada 8 artı 3, 8 artı 3 artı 1 eşittir 12. Peki sıfır aleli 2 tane burada, 3 tane burada, 2 artı 3 artı 8 eşittir 13. Toplayalım. 30 oldu mu? Evet, toplam 30 aleli bulduk. Toplam 30 alelin 30'u da burada. Anladık mı? Şimdi bu popülasyonda toplam 30 tane alel var. Bu 30 alelin 5'i A, 12'si B, 13'ü 0. Tamam mı? Şu anda bu bize bir şey ifade etmiyor. Neden? Çünkü standart değil. Bu sayıları standartize etmemiz gerekiyor.
Bu sayıları standartize etmek için bunları allel frekansına dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi şu anda bunlar ne? Allel sayıları. Şimdi 5, 12, 13 diye hiçbir şey ifade etmez. Neden? Çünkü kaçın içinde? Şimdi burada toplam 5 kişi var. 5 kişinin 5'i de 5 alel olabilir. 5 alelin 5'i de 5 A olabilir. Veya 500 olabilir. 500 de 5 de 5'tir. O nedenle bunları standartize etmemiz lazım. Bir şöyle yapabiliriz. Aslında şöyle gösterirsek bunları standartize etmiş oluruz. Ama bu da yetmiyor. Buna frekans diyoruz. Direkt böldüğümüz zaman 5'i 30'a bölün. Bana adam gibi sayı söyleyin. 1/6 doğru düz sayı söyleyin çabuk. 5'i 6'ya bölün. O cep telefonlarınızı her türlü hatta kullanıyorsunuz da niye hesap makinesi olarak kullanmayın? 0.16. 0.16. Peki 12/30? 0.4. 13/30? 0.43 mü? Evet, şimdi şunları bir toplayalım. 0.16 artı 0.4 artı 0.43. Tamam. 0.99 yani 1. Elde etmemiz gereken sayı 1. Neden? Çünkü 30/30 eşittir 1. Şimdi burada frekans olarak ifade ettiğimizde 1 eşittir %100. Tamam. Bunları isterseniz böyle frekans olarak verirsiniz, isterseniz yüzde olarak verirsiniz. Şöyle yüzde olarak da verebilirdik. %16, %40 veya %43. Bu anlama geliyor yani bu. Tamam. 1 %100 demektir. Yani 1 tamam demektir. Alellerin hepsinin toplamı 1. Oldu mu? Şimdi buradaki burada elde ettiğimiz sayılar şunlar allel frekans. Allele frequencies, tamam? Allel frekansını nasıl hesapladığımızı öğrendiniz mi? Güzel. Allel frekansları bu demek. Şimdi şu anda burada bulduğumuz sayılar IA allel frekansı, IB allel frekansı ve I allel frekansı, tamam? I alelin allel frekansı. Sorarım bakın ona göre. Şimdi aynı şekilde fenotip frekansı, genotip frekansı da hesaplanabilir. Mesela şunların fenotip frekansı. Şunlar şu anda 3, 7, 4 bize bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bunları da aslında fenotip frekansı olarak vermemiz gerekiyor. Bunları fenotip frekansına çevirirseniz nasıl çevirirsiniz? Evet, 3/15, 7/15, 4/15, 1/15. Fenotip frekansı bu. Genotip frekansı da genotip sayılarını toplam birey sayısına bölerek. Fenotip ve genotiple birey sayısına bölüyorsunuz. Ama alel de alel sayısına. Yani birey sayısı çarpı 2'ye bölüyorsunuz. Şimdi de RH pozitif ve RH negatifleri yapalım. Buraya kadar tamam mı? Ha? Evet. Şimdi burada 3 farklı alel olduğu için, burada multiple allele olduğu için majör alel frekansı, alel frekansı en yüksek olan aleldir. Ama majörden çok minör alel frekansı kullanılır. Yani MAF dediğimiz şey, minor allele frequency, en düşük olan alelin frekansı kullanılır. Evet, şu. Evet, minör alel A. Burada minör alel frekansı 0.16. Şimdi canlı bir örnek, direkt dağılımı görmeniz için AB0 örneğini verdim. Ama bunu daha iyi anlayabilmeniz için ikinci örneği iki alelli bir örnekten yapacağız. Buraya kadar tamam mı? Ya da AB0'dan çıkmadan bir şey daha söyleyeyim. Aslında keşke şurayı silmeseydik. Şimdi burada görmeniz gereken şey şu. Bir topluma baktığınız zaman, bir popülasyona baktığınız zaman aslında siz bir popülasyon değilsiniz şu anda burada. Yani bu sınıfa baktığımız zaman bir popülasyon değilsiniz. Niye? Çünkü üremiyorsunuz. Ve yüzyıllardır, binlerce yıldır burada yaşayan bir topluluk değildiniz. Eğer siz binlerce yıldır burada yaşayan bir topluluk olsaydınız, dışarıdan buraya gelen olmasaydı veya çok az gelen giden olsaydı ve siz kendi içinizde böyle üreyip çoğalan, çocukları olan, onların da torunları, onların torunları, onların torunları olan bir grup olsaydınız, o zaman popülasyon derdik. Şu anda popülasyon değilsiniz, örneklemsiniz. Aslında örneklem de değilsiniz. Türkiye bakımından belki örneklem olabilirsiniz ama bir popülasyon örneklemi kesinlikle değilsiniz. Evet. Evet, Türkiye. Bak şimdi. Ama illere de diyebilirsin. İllere de diyebilirsin. Popülasyonun belli bir sınırı yok.
Popülasyonun sınırı Türkiye'nin tamamı olabilir. Dünyanın tamamı, dünyadaki insanların tamamı olabilir. Türkiye'deki insanların tamamı olabilir. Malatya'daki insanların tamamı olabilir. Veya Malatya'daki herhangi bir köy veya Çorum'daki herhangi bir köy olabilir. Yani Çorum'daki herhangi bir köy, o köyün popülasyonu veya Malatya'daki bir köy mesela işte Fırıncı Köyü'nün popülasyonu. Fırıncı Köyü'nü bir popülasyon olarak alabilirsin. Veya işte Malatya'nın tamamını bir popülasyon olarak alabilirsin. Yani Türkiye'nin tamamını popülasyon alabilirsin. Şimdi bunlar da bu güzel bir yere geldik. Bunlar da değişen şey nedir? Mesela işte Fırıncı neden başka bir popülasyonda? Bulgurlu başka bir popülasyon. Evet, çok fazla etkileşmedikleri için farklı bir popülasyon. Ama aradaki fark nedir? Aradaki fark bu alel frekanslarıdır. İki popülasyonu birbirinden farklı yapan şey alel frekanslarıdır. Şimdi Türkiye içinde mesela işte Malatya'daki bir köyle Çorum'daki bir köyü kıyasladığında alel frekansları büyük ihtimalle farklı çıkar. Ama Türkiye geneline baktığın zaman Çorum'daki köyde, Malatya'daki köyde hepsini birden içine koyacaksın. Niye? Çünkü Türkiye'deki bütün köyleri koyacaksın. Burada köylerin hepsini almak mümkün değil. Köydeki herkesi almak da mümkün değil. Bir kişi de bir köyde 1000 kişi yaşıyorsa o 1000 kişinin birini almak zorunda değilsin. O nedenle o köyden bir örneklem çekersin. Yani o 1000 kişi yerine, 1000 kişinin işte genotiplemesini yapmak yerine, bu arada genotyping, genotipleme demek, belli bir genin belli bir bölgesindeki genotipleri belirlemek bir grupta, bir grup insanda. Genotipleme demek. Şimdi herkesi birden yapamayacağın için oradan bir örneklem çekmek zorundasın. Örneklemi de doğru bir şekilde çekmem gerekiyor. Mesela işte popülasyonun içinde alt popülasyonlar olabilir. Mesela Malatya'nın içindeki köyler Malatya'nın alt popülasyonları. Veya Malatya, Türkiye'nin bir alt popülasyonu, Çorum başka bir alt popülasyonu. Hakkari başka bir alt popülasyonu. Şimdi Türkiye'den örneklem çektim diye gidip sadece Çankırı'dan örnekleri alıp sadece Çankırı'yı Türkiye'de yutturmaya çalışırsan Türkiye'yi yanlış tanımlamış olursun. Neden? Çünkü sadece Çankırı'ya baktığın zaman Türkiye'den tamamen farklı bir sonuç görebilirsin. Dağılımları farklı görebilirsin. Ama Çankırı'dan 5 kişi, Adıyaman'dan 5 kişi, Bayburt'tan 5 kişi, ondan sonra sen Bayburtlu muydun, Bartınlı mıydın? Ondan sonra Samsun'dan 5 kişi, İzmir'den 5 kişi çektiğin zaman veya işte özellikle böyle coğrafi olarak mesela işte Karadeniz'den 3 şehir, Doğu Anadolu'dan 3 şehir, Güneydoğu'dan 3 şehir bu şekilde aldığın zaman ve bu şehirlerin hepsinden de hiçbir alt gruplara gitmeden, mümkün olduğu kadar tüm alt grupları temsil edecek şekilde örnekleri seçtiğin zaman o sana Türkiye'yi yansıtır. Şimdi popülasyon bu yani. Popülasyon sadece... Yani popülasyonun sınırları değişkendir, onu söyleyeyim. Evet, şimdi gelelim, burayı anladınız değil mi? Alel frekansları. Şimdi mesela kan gruplarının dağılımı. Ben ne dedim? Şimdiye kadar ilk defa görüyorum mesela B kan grubunun bu kadar fazla olmasını ilk defa görüyorum ben. Çünkü B alel frekansı düşüktür. Bunu neye göre dayanarak söylüyorum? Dünya popülasyonunda, dünya genelinde, insan popülasyonunda B alel frekansı düşük bir şeydir, aleldir. Dünya popülasyonuna baktığımda alel frekansı düşük. Alel frekansı en yüksek olan aslında A'dır. O nedenle diyorum size kan gruplarınıza baktırın diye. Yani 7-3 olmaz. Yani olur da böyle olmaz. Yani bu B 0-10'dan daha düşüktür. Peki bu neden kaynaklanır? Veya asıl soru şu. Şimdi asıl burada girmemiz gereken soru şu. Bu A, B ve 0 alelleri neden var? Neden tek tip gen yok? Tek tip gen olsaydı hangisi olurdu? A olurdu. Neye dayanarak söylüyorum? Çünkü alel frekansı en yüksek olan bu. Alel frekanslarından yola çıkarak yapılan hesaplamalara göre ilk var olması gereken alel A aleli. Peki bu ne ifade ediyor? Önceden sadece A aleli vardı. Bu genlerin hiçbiri yokken, bu diğer alellerin hiçbiri yokken şöyle bir A aleli vardı, demin ki C mi dedim burada? A alelinde burada C vardı. Bütün insanlarda burada sadece C vardı. Ve hatta şeylerde var mı bilmiyorum. Maymun türlerinde, diğer hominid türlerinde AB0 kan grubu var mı yok mu emin değilim. Ama geriye gittiğinizde bir de nereden? Başka yakın türlere gittiğinizde aynı proteini görüyorsunuz.
ama hepsini A olarak görüyorsunuz. Sadece insana baktığınızda A, B, 0 olarak görüyorsunuz. O zaman bu size neyi gösterir? İnsan ayrıldıktan sonra insan diğer türlerden ayrılıyor. İlk ayrılan insanlarda hepsinde burada C var. Ancak şuradaki C, bu arada bunu double strand DNA olarak düşünüyorsunuz. Ben buraya C yazdıysam bu double strand DNA sadece bir zinciri yazıyorum. Diğer zincirde bunun karşısında G olduğunu bilmek zorundasınız, tamam mı? Şimdi, peki bu nasıl değişiyor? En basit ve en yaygın mutasyon mekanizması, bu arada mutasyon dediğim şey, DNA üzerindeki her türlü değişiklik mutasyondur. Tamam? DNA üzerindeki her türlü değişiklik mutasyondur. Bu tek nükleotit değişikliği de olabilir. Delesyon veya insersiyon da olabilir. Bir kromozom büyük bir parçasını koparan bir delesyon da olabilir. Veya bir kromozomun tamamen kaybedilmesi de olabilir. Şu anda baktığımız şey nokta mutasyonu. Şimdi normalde insan popülasyonunun tamamında bu pozisyonda C varken bu insanlarımızdan bir tanesi replikasyon yaptığı sırada bundan şöyle bir şey yapıyor. Promotörü var. Yine ama buradaki bu C'nin yerinde yanlışlıkla DNA polimeraz T takıyor. Replikasyonu anlatırken söylemiştim. DNA polimerazın belli bir hata yapma oranı var. Hata yapma ihtimali var. DNA polimeraz hata yapıyor ve bu C yerine T takıyor. C yerine T taktığı için ve bunu ne zaman yapması gerekiyor? Bir sonraki nesle aktarılması için. Hangi bölüm? Bir dakika. DNA ne zaman replike olur? S fazında. Ha? S fazında doğru cevap. Hücre lise gibi cevap vermeyin. Bana lise gibi cevaplar vermeyin. S fazında. Peki S fazı ne zaman olur? S fazından sonra hangi iki olay gerçekleşebilir? Bir hücre neden S fazına girer veya bir hücre S fazından çıktıktan sonra G2'yi de geçtikten sonra ne yapabilir? Mitoz bir. Başka mitoz yapmak istemiyorum. Başka bir şey yapmak istiyorum. G0'a giremezsin artık. S'ten çıktıktan sonra ya bölüneceksin ya apoptozise gideceksin. Bölünmek istiyorum ama mitoz yapmak istemiyorum. Bölünmek istiyorum ama mitozla bölünmek istemiyorum. Heh, aferin şükür. Mayoz 1'i yapıyorsun, arkasından mayoz 2'yi yapıyorsun. Onun adı mayoz 1'dir, mitoz değil. Evet. Evet, bölünmek istiyorum ama mitoz yapmıyorum. Mitoz yapmak istemiyorum. Şimdi, mitoz bölünme sırasında olmaz mı? Olur, mitoz bölünme sırasında da olur. Ama mitoz bölünmeyi ne zaman yapıyorsunuz? Veya mitoz bölünmeyle hangi tip hücreleri üretiyorsunuz? Ha? Tamam. Somatik hücreleri. Evet, somatik hücreleri. Yani vücut hücrelerini yapacağınız zaman. Dolayısıyla mitoz bölünme sırasında olsa bile vücudunuzda kaç tane hücre var? Milyonlarca. O milyonlarca hücreden bir tanesi T olmuş. Who cares? Bana ne? Olsun. Bir şey olmaz. Ölüp gidecek yani. Bir haftalık falan bir ömrü var. Hiçbir şey olmaz. Ölür gider. Ha, ölmezse bu hücre çoğalır. Vücudunuzda mesela diyelim şu parmağınızın ucundaki şuradaki bir hücre böyle CT dönüşümü oldu. Ondan bölünen hücrelerin hepsinde C yerinde T var. Bir şey olur mu? Ne zamana kadar gider bu? Bu hücrenin bölünmesiyle ortaya çıkan yavru hücrelerin hepsinde de bu T var. Devam ediyor. Ne zamana kadar? Siz ölene kadar. Siz öldüğünüzde bu hücre de ortadan kalkar. Bu varyant da ortadan kalkar. Dolayısıyla bu yeni bir alel olamaz. Neden? Çünkü popülasyon düzeyine geçemedi. Mutasyonun popülasyon düzeyine geçebilmesi için bu mutasyonun mayoz bölünme sırasında meydana gelmesi lazım. Yani üreme hücrelerini üretirken olması lazım. Yani sperm veya yumurtayı üretir. Size o kadar üreme anlattım ben. Hiçbiriniz dinlemediniz değil mi o üreme dersini? Bir mutasyonun alleli ortaya çıkartabilmesi için bu mutasyonun mayoz bölünme sırasında meydana gelmesi gerek. Yani üreme hücrelerinin yumurtayı veya spermi meydana getirecek bir bölünme sırasında meydana gelmesi lazım. Şimdi evrim sürecinde herhangi bir yerde adamın birinde veya kadının birinde mayoz bölünme sırasında buradaki C T'ye dönüşüyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu T'yi alan yumurta veya sperm, başka bir kopyası var mı bu genin yumurtanın veya spermin içinde? Yumurta ve spermlerde her bir genin kaç kopyası vardır? Tek kopyası. Yumurta ve sperm N kromozomlu olduğu için her bir genin tek kopyası vardır. Şimdi bu durumda AB0 geni üretilen bu yumurtada veya spermde T
T aleli. T taşıyor. C yerine T taşıyor. Şimdi bu yumurta şöyle diyelim. Üçüncü kromozom üzerinde şurada T alelini taşıyor. Farklı olarak T taşıyor. Tamam mı? Şu böyle bir yumurta olsun. Bu çocuğun babası şöyle bir sperm üretti. Spermde burada ne var? C var. Şimdi annenin ürettiği yumurtada T aleli var. Ortaya ilk defa çıkıyor bu. T mutant versiyonu var. Mutant diyorum, henüz alel demiyorum. Bunun T taşıyan bir spermle birleşme ihtimali var mı? Yok. Çünkü bu salaktan başka kimse böyle bir hata yapmadı. İlk defa bu yaptı. İlk defa bu ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla T taşıyan bir sperm yok. Spermlerin hepsi C taşıyor. Dolayısıyla bu sperm gelip de bu yumurtayı döllediği zaman bunun yanına göndereceği şey kromozom C taşıyacak. Evet, artık bu hücrenin adına ne diyoruz? Zigot, evet. Bu zigot artık aynı pozisyonda iki farklı genin iki farklı versiyonunu taşıyor. Biri C, biri T. Henüz alel değil, birazdan alel olacak. Ondan sonra ne olacak bu? Mitoz, iki hücreli evre, ondan sonra dört hücreli evre. Böyle devam edecek. Ondan sonra evet. Ondan sonra bu. Bu çocuğumuzun vücut hücrelerinde kaç farklı şey var? İki farklı alel var. Şu anda aslında tam olarak alel olmadı ama hala alel de diyebiliriz. Bu çocuğumuz ilk heterozigot. Şimdi bu çocuğumuz şöyle hücrelerin hepsinde bir C aleli var, bir de T aleli var. Yani bu çocuğumuz heterozigot. Tamam?